Evet hocam, en son sıcaklığı yaptım. Peki onlara ait soracağınız herhangi bir şeyler var mı? Onlara ait soracağınız herhangi bir şeyler var olması lazım. Çalışmanız lazım. Galiba çalışmıyor gibisiniz. Hocam, ben sadece bir şey sorabilir miyim? Ben sadece bir şey soracağım. Şimdi ben bugün soru çözerken bazı sorularda molekül sayısı korunur çıktı cevap, bazı sorularda korunmaz çıktı. Benim çok hoşuma Girenlerin gitti. mol sayısıyla çıkanların mol sayısı eşitse tabii ki korunur. Ama Onu da giren 3 mol çıkan 5 mol ise tabii ki korunmaz. onun fiks bir cevabı yok yani, mesela Yok egzoterm. yani tepkimeye göre. Şimdi Ha. burada daha iyi anlarsın onu sen. Genellikle hacimle ilgili kısımlarda takılmışsın anlarsan iyi olur. Tamam Başka hocam. var mı? Yok mu? Başımın belaları bak. Kaçıncı etkiydi bu? Üç. Bugün artık bu zımbırtıyı bitiriyoruz. Tamam mı? Yani denge ait konu bitiyor. Haftaya asit bazlara başlıyoruz. İyi. Başlayalım. Diyoruz ki hacim ve basınç değişiminin dengeye etkisi. Değişiminin dengeye etkisi. O zaman şimdi ben size şöyle basit bir yolla bunu açıklamaya çalışayım. Ne olur dikkat edin. Çünkü gerçekten düşünmeden yapabileceğiniz konular değil. Ezberleyebilme şansınız yok. Bu 11. sınıf konuları hep öyle gerçi de. Şimdi şöyle kocaman bir kap alalım. Bu kabın şöyle üst tarafına biz bir piston koyalım. Kapattık. Gördünüz mü? Çok güzel yaptık. Şuraya. Bu pistonun şu şekilde şu kısmı şöyle hadi 2H olsun. Şimdi bu pistonun içerisinde biz bir tepkime yazayım. O tepkimeyi dengede düşün. Mesela N2 gaz, 3H2 gaz. Bu tepkimede böyle ileri hız, geri hıza eşit amonyak gazı oluşsun. Şimdi güzelce buna ait de şöyle grafiğimizi de cızıktıralım bakın. Şöyle yapalım. Şuraya derişim diyelim. Şuraya da zaman diyelim. Şu kısımda sistemin başlangıçta dengede olduğu değerleri alalım. Mesela şurası hidrojen derişimi biliyorsunuz dengede ileri ve geri hızlar eşitlenmiş. Gözlenebilen özelliklerin hiçbirinde değişme olmamaya başlamış ve böylece derişimler sabitlenmiş olarak düşünüyorduk. Şuraya da amonya koyalım. Gördüğünüz gibi bir denge durumu var. Şimdi bir şey yapalım. Buraya getirelim bu pistonun üstüne şöyle çıksın zıplasın bakın. Ne olur bu piston Burak? Piston aşağı iner. Piston aşağı inince ne olur Burak? Hacim azalır. Basınç artar bir O kısmı. zaman molarite eşittir N bölü V ise mol sayısında değişiklik yaratamadım da Azaldığı için bu molarite. sabit kaldı ama şu hacmi küçülttüğüm için şuradaki molar derişim arttı. Kimin? Bu kabın içinde bulunan tüm maddelerin molar derişimi arttı. Mesela senin ağırlığın bunu taş konumuna getirmeye yetse. O zaman buradaki hidrojen derişimi de, buradaki azot derişimi de, buradaki amonyak derişimi de hepsinin derişimi başlangıcın iki katına çıkar mı? Evet. Çak, çıkar. Peki sistem şunu yapmalıdır. PV eşittir NRT. Sıcaklıkla oynamadın. Atıyorum. Sıcaklıkla oynamadın. Bu durumda madde
Dikkat ederseniz, yani şöyle düşünün. 4 odalı bir eviniz vardı. Bu korona krizinden dolayı diyelim ki iflas edildi. 2 odalı bir eve taşındınız. Peki o 2 odalı eve sığmaya çalışmaz mısınız? Çalışırsınız. O zaman bu adamın, bakın, sıcaklığıyla oynayamıyor. Hacim küçüldüğü için basıncı arttı. Artan basınca cevap vermek için o basıncı azaltmak zorunda. O basıncı azaltmasının yolu, bak, mol sayısı az olan tarafa giderse oradaki hacim değişiminden dolayı oluşan basıncı azaltabilir. Ya da şöyle düşün. Hacim küçüldü. O küçücük hacme sığabilmesi için bence böyle birbirine yaklaşıp gördüğünüz gibi girenlerin 4 mol olduğu, çıkanların 2 mol olduğu bir sistemde bence bu tepkime de ürünler tarafını tercih edecektir. O zaman hepsinin derişimleri arttı. Derişim artınca sistem oradaki derişimlerin artışından yeniden dengeye gelebilmek için şunu yaptık. Hacim azaldı. Hacim azalınca basınç arttı. Sistem yeniden bu artan basıncı azaltarak gerginliği yok etme çabasına girecektir. Gerginliği yok etmek için artan basıncı azaltmalıdır. Artan basıncın azalması için de gördüğünüz gibi mol sayısı az olan yöne hareket eder, yöne gider. Çünkü biz sıkıştırdık, burağı yukarı itemiyor. O zaman kendi içinde mol sayısını düzenleyerek ona tepki verme çabasına girer. Peki ürünler yönüne doğru gidiyorsa, çünkü mol sayısı az olan yöne gider. Kısaca ürünlerin mol sayısı da dikkat ederseniz girenlerin mol sayısından az. O zaman bu tepkime ürünler yönüne doğru yürür. Ürünlere yürürse ürün şuradaki amonyaktan bir miktar daha oluşturur. Denklem katsayısı nedir? 2. Buradan 2A kadar daha oluşturur. Ne oldu? Azotla hidrojeni yok etmeye çalıştı. İşte azotun şu artan derişiminden bir kısım azaltır. Ama ne kadar azaltır? Buradaki denklem katsayısı neyse o kadar azaltır. Hidrojenin artan kısmı üzerinden azaltır ama yine de eskisinden fazla mole sahiptir. O zaman ne kadardır? Denklem katsayısı hidrojenin 3 olduğuna göre buradan da 3A kadar azaltır. Sonuç dikkat ederseniz. Hidrojen derişimi de başlangıca göre artmıştır. Azot derişimi de artan kısım üzerinden azaldığı için başlangıç konumuna göre bak şu kadar artmıştır. Amonyak derişimi daha da artmıştır. İşte burada KC değeri de KP değeri de değişmeyecektir. Değişmez. Çünkü sıcaklık dışında denge sabitine etkeden hiçbir faktör yok. Şimdi mol sayısı açısından çizelim. Şöyle alalım bakın. Şu şekilde de alalım. Şuraya mol sayısı diyelim. Mol sayısı. Şuraya da zaman. Hepsinin belli bir molü vardı. Hiçbir etki yapmadan önce şurası gördüğünüz gibi sabit bir molde tepkime ileri ve geri eşit hızlarla gidip geliyordu. Ne yaptım? Birdenbire hacmi küçülttüm. Hacmi küçültünce ne yaptı sistem? Basınç arttı. Artan basıncı azaltmasının yolu ne hacimle oynayabiliyor? Hacim öyleyse oraya sığacak küçücük bir kümes gibi yere. Onun için de mol sayısını azaltma yönünü tercih etti. Mol sayısını azaltma yönünü tercih ettiyse kısaca NH3 tarafına doğru gider. NH3 tarafına giderse
Bak amonyağın mol sayısı artar. Bunlar nereden oluştu? Azot ve hidrojenden. Bak azotun mol sayısı azalır. Hidrojenin mol sayısı da azalır. Dikkat ederseniz hepsinin derişimi arttığı halde mol sayısı olarak hidrojende azalma var. Yeni dengede. Azotun mol sayısında azalma var. Yeni dengede. Amonyanın mol sayısında da gördüğünüz gibi bir artma var. Peki diyeceksiniz ki neden mol sayısı azaldığı halde molar derişimi böyle daha fazla? Çünkü mol sayısındaki azalma, hacimdeki azalma yanında az olduğu için derişim, yani birim hacimdeki tanecik sayısı daha fazla oluyor. Yani burada molar derişim mi soruluyor, mol sayısı mı soruluyor? Çok dikkat etmek gereklidir. Takıldığınız bir yer var mıdır? Gençler? Yok hocam. O zaman şimdi hız açısından bakalım. Şöyle düşünelim. İleriye doğru ben tepkime hızını yazsam. KI çarpı. İleriye doğru tepkime dikkat ederseniz kim giriyor? Azot giriyor, hidrojen giriyor. O zaman azot derişimi. Denklem katsayısını hız yazarken biz üs yazmıyor muyduk? Yazıyorduk. Bak ileriye doğru olan tepkime dördüncü dereceden. Üslerin toplamı dereceydi. Geriye doğru da bu tepkime geliyor. Çünkü bu bir denge. Geriye doğru olan tepkimeye giren kim? Amonyak. O zaman amonyak derişimi karesi. İkinci dereceden olmaz mı? Bak hacmi yarıya indirince. Dikkat ederseniz azotun derişimdeki katına çıktı. Hidrojenin derişimdeki katına çıktı ama hidrojen küpüyle etkilediği için ileriye doğru olan hız 16 V olmuşken geriye doğru olan hızı düşün şimdi. Amonyak derişimdeki katına çıktı. O 4 V kadar oldu. Gördüğünüz gibi tepkime ileriye doğru anormal derecede 16 birim hızlanırken geriye doğru da 4 birim hızlandı ama biz bunu ileriye doğru gidiyor gördük. Aslında iki tarafa doğru da hızlandı. O zaman bunu grafik üzerinde görecek olursak bakın şöyle düşünün. Şuraya diyelim ki hız, şuraya da diyelim ki zaman. İleriye doğru olan hız ve geriye doğru olan hız birbirine eşit oluyor biliyorsunuz tepkimeler dengedeyken ve geri. Peki ne yaptın? Birdenbire burağı götürüp pistonun üstüne attın. O zaman ne oldu? Hacim küçüldü. Hacim küçülünce derişimler arttı. Derişimler artınca İleriye doğru olan hız gördüğünüz gibi tam 16 birime çıkarken şu ileriye doğru olan hızımız, geriye doğru olan hızımız da gördüğünüz gibi 4 birime çıkıver. İleriye doğru hızlı gittiği için amonyak derişimi arttı. Amonyakların çarpışma olasılığı arttı. Bu geriye doğru hız artarken azot ve hidrojen azalacak çok hızlı gittikleri için bak sonuçta başlangıçtan daha hızlı bir şekilde yine ileri ve geri hızları eşitleyeceklerdir. Yani kısaca ister Le Chatelier ilkesi açısından düşünün, ister hız açısından düşünün, ister denge kesri açısından düşünün, aynı yere varacağınızı görürsünüz. Soracağım bir şey var mıdır? Gençler? Yok mu? Yok hocam, anladık. O zaman şimdi aynı tepkime üzerinden ben size soru soruyorum. N2 gaz artı 3H2 gaz
eşittir 2 N H 3 gaz. Tepkimesi dengede iken. Tepkimesi dengede iken. Şimdi kabın hacmi büyütülüyor. Bir, NH3 verimi azalır. İki, yeni dengede ilk denge durumuna göre mol sayısı, yani başka bir deyişle molekül sayısı artar. 3. Kc ve Kp değerleri aynı sıcaklıkta değişmez. Değişmez. 4. Yeni dengede tüm maddelerin molar derişimleri azalır. Ne dersin? Hangileri doğrudur? Hepsi doğrudur hocam. Attın değil mi? İlk soru diye. Tamam mıdır? Beraber oynayalım mı? Oynayalım. Nasıl bir tepkime? Gördüğünüz gibi bir homojen gaz tepkimesi. Özelliği ne bu homojen gaz tepkimesi? Dengedeyken bütün madde derişimleri sabitlenmiştir. İleriye doğru olan hız geriye doğru olan hıza eşitlenmiştir. Derişimleri sabitlenmiş halini şu şekilde götürelim. Şuraya hidrojen yazalım. Şuraya da azot yazalım. Şuraya da NH3 yazalım. Bu dengede iken yaptığımız iş ne? Dengede iken hacmi artırdık. Hacim artınca molar derişim de azaldı. Hacim artınca tabii ki kısmi basınçlar da azaldı. Kimin kısmi basınçları azaldı? Hepsininki azaldı. Bu kabın içinde ne varsa azot da, hidrojen de, amonyak da azaldı. Azaldı. Bu da azaldı. Bu da azaldı. Peki, azalınca, basınç azalınca sistem ne yapmalı? Kesinlikle o artan basıncı azalan basıncı artırmalı. Artırabilmesi için nereye gidecek dikkat ederseniz? Şöyle yazayım bakın. PV eşittir NRT dersem sıcaklıkla oynayamıyor. Hacmi getirdik bir yerde sabit tuttuk oynayamıyor. O zaman ne yaptık? Bu arttı. O zaman sistemde mol sayısını bunu azalttık. Sistemde mol sayısını artıracak ki bu azalan basıncı telafi edebilsin. Bir daha söylüyorum. Hacim arttı. Basınç azaldı. Sistemde mol sayısıyla basınç doğru orantılı olduğu için azalan basıncı ancak mol sayısını artırarak telafi eder. Mol sayısı nerede fazla? Girenler tarafında fazla. O zaman bu tepkime girenlere doğru hızlanır. Yani azalan amonyak biraz daha azalır. Amonyak azalınca hidrojen ve azot oluşur. O zaman hidrojenden biraz artar. Ama eski derişimine göre yine de azdır. Azottan da biraz artar. Sonuçta dikkat ederseniz hepsinin derişiminde bir azalma olmuştur. Yani hidrojen derişimi de azalır. Yani azot derişimi de azalır. Gördüğünüz gibi amonyak derişiminde de bir azalma olur. Ama sıcaklık değişmediği sürece ne basınca bağlı denge sabiti
ne de derişime bağlı denge sabiti değişmeyecektir. Gördüğünüz gibi tepkime ne tarafa gitti? Girenlere. Girenlere gidince amonyak ne yaptı? Azaldı. O zaman amonyağın verimi azalacaktır. Demek ki sanayide eğer ben amonyak elde etmek istiyorsam daha küçük hacimli kaplarda basıncı sürekli artırarak, hacmi sürekli azaltarak çalışırsam daha fazla amonyak elde etmeyi başarırım. O zaman ne tarafa gitti? Girenlere. Gördüğünüz gibi hidrojenin mol sayısı arttı. Gördüğünüz gibi girenler tarafında azot var. Onun mol sayısı da arttı. Ama amonyağın mol sayısı yeni dengede gördüğünüz gibi aşırı derecede azaldı. O zaman yeni dengede ilk denge durumuna göre mol sayısı artar. Neden artar? Eğer buradan 2A kadar azalırsa hidrojenden 3A kadar oluşur. Azottan da A kadar oluşur. Bak 2A kadar bir mol sayısı artışı gözlenecektir. KCKP sıcaklık değişmediği sürece hiçbir denge sabiti değişmez. O da doğrudur. Tüm maddelerin molar değişimi azalmıştır. Bak başlangıçta bu yeşil çizginin hizasına bakacak olursanız hepsinin azaldığını başlangıç konumuna göre görürsünüz. Yanlış bir bilgi yokmuş diyoruz. Anlaşılmayan bir şey var mıdır? Arkadaşlar takıldığınız bir yer var mı? Yok hocam, anladık. O zaman sonuç yazalım. Sonuç. Şöyle bir sonuç yazabiliriz. Eğer kabın hacmi küçültülerek basınç artırılırsa sistem artan basıncı azaltmak için mol sayısı az olan yöne tepki verir. Denge derişimleri, denge mol sayıları, dengede ileri ve geri hızlar değişir ya da değişebilir. Fakat KP değerleri hacim değişimiyle asla değişmeyecektir. Anlaşıldı mı? Gençler? Anlaşıldı hocam. O zaman şimdi ben bunu kaydedeyim. Sayfayı da değiştirivereyim. Örnek yapmaya başlayın artık. Örnek. Diyelim ki şöyle bir şey olsun. PCL5 adı fosfor pentaklorür gaz. PCL3 gaz. CL2 gaz. Hangi tür tepkime örneğidir bu? Analiz. Parçalanma değil mi? Ayrıştırma tepkimesi örneği. Peki, bu tepkime homojen mi, heterojen mi? Homojen. Homojen bir gaz tepkimesidir. O zaman yine geçelim. Bu tepkimede şu anda ileri ve geri hızlar birbirine dengede ise eşit. O zaman soru şu. Tepkimesi dengede iken
dengede iken kap hacmi küçültülüyor. Küçültülüyor. Buna göre bir, hem ileri hem geri hızlar artar. İki, dengede ki PCL5 mol sayısı artar. Üç, KP değeri değişmez. 4. Dengedeki tüm maddelerin kısmi basınçları artar. Soru: yargılarından hangileri doğrudur? Diyelim. Hadi bir bakın bakayım. Grafikleri de çizdin. Doğru cevapları da söyledin. Hocam ben 1-2-3 demek istiyorum bu soruya. Ben de hocam. Bir iki kaç? 1-2-3. Emin misin? Evet. Hocam. Böyle kızım. Ben hepsi demek istiyorum. Sen hepsini demek istiyorsun. O zaman evet. Bakalım o zaman. Beraberce bir daha çizelim. Sonra farklı örneklere geçelim. Şimdi bakın kuzular. Grafik üzerinden giderseniz pek başınız ağrımaz gibi geliyor bana mı? Şuraya bir hızdan bahsediyor dikkat ederseniz. Şuraya da geldik. Zaman. Yaptığımız dengedeki bir sistemde biliyoruz ki ileri hız geri hıza eşit. İleriye doğru olan hız birinci dereceden, geriye doğru olan hız denklem katsayıları süverince ikinci dereceden. O zaman bu tepkime de ben bastırdığım zaman, hacmi küçülttüğüm zaman şöyle ileriye doğru olan hız da artacak, geriye doğru olan hız da artacak. Ama ileriye doğru olan hız, geriye doğru olan hıza göre az artacak. Çünkü ileri doğru olan hız birinci dereceden, geriye doğru olan hız ikinci dereceden. Çünkü 2 mol gaz var burada. O zaman şu V ileri olacak, şu V geri olacak, şu da V ileri olacak. Demek ki ben böyle bastırdığım anda PCL3 ile klorların çarpışma olasılığını artırdım. PCL5'lerin de çarpışma olasılığını artırdım. Ama burada 1 mol gaz olduğu için birinci dereceden, burada 2 mol gaz olduğu için ikinci derecede. Yani buranın hızı 4 kat artıyorsa buranın hızı 1 kat artacaktır. Ya da 2 kat artacaktır. O zaman burada geriye doğru hızlı gittiğine göre, geriye doğru hızlandıkça bunların, yani PCL3 ve klorun derişimleri azaldıkça bunların çarpışma olasılığı düşeceği için hız azalırken, PCL5 zaman içinde artacağı için gördüğünüz gibi ileriye doğru olan hız gene geriye doğru olan hıza eşit, ama gördüğünüz gibi her ikisi de başlangıca göre daha yüksek hızlarla gidip geliyor. Yani hem ileri hem geri hızlar artar, ama geriye doğru olan hız daha fazla arttığı için geriye gidiyor görürüz. O zaman dengede ne tarafa doğru gidiyor? Şimdi onların grafik üzerinden görelim. Çünkü daha çok grafik soruluyor. Yorumlar üzerinden de siz al. Şuraya derişim diyelim. Molarite. Şuraya da zaman diyelim. Şuradan alalım. Şurası PCL5 olsun. Şurası CL2 olsun.
şu kısımda P, C, L 3 olsun. Ne yaptım? Hacmi küçülttüm. Hacmi küçülünce molar derişimi artar. Molar derişim bunun da arttı. Molar derişim bunun da arttı. Molar derişim bunun da arttı. Ama sistemde aynı zamanda dikkat ederseniz molar derişimin artmasıyla birlikte basınçlarda da bu nedenle bir artış meydana geldi mi? Geldi. O zaman şuraya P, PCL 5 diyeyim. Şuraya P, CL 2 diyeyim. Şuraya da P, PCL 3 diyeyim. Hacmi ben küçülttüğüm anda buradaki gazların hepsinin kısmi basıncı zıpladı gitti. Bu da zıpladı. Bu da zıpladı. Bu da zıpladı. Ama sistem geriye doğru hareketlendi. Neden? Basınç artınca sistem basıncı azaltmak istedi. Azaltmasının da bir tek yolu var. Aynı kapta olduğu için sıcaklıkla oynayamıyor, hacim itip kalkamıyor. O zaman mol sayısı az olan tarafa doğru yöneliyor. Mol sayısı az olan taraf nere? Giren. O zaman girenleri şöyle azaltıyor. Pardon. Tam tersini çizdim ben. Şöyle alacaktık. Giren. Girenleri şöyle azaltıyor ama eski haline gene getiremiyor. Şu gireni şöyle azaltıyor, eski haline getiremiyor. Gördüğünüz gibi PCL5'i de şöyle bir güzel artırıyor. O zaman dengede PCL5'in mol sayısı artacak. Niye? Tepkime PCL5 tarafına doğru gittiğine göre eğer bundan A kadar azalıyorsa, klordan A kadar azalıyorsa bundan da A kadar artar. Bak bunun mol sayısında artış olacaktır. Aynı şekilde bu tepkime geriye doğru gittiğine göre o zaman kısmi basınç hepsinin arttı. Klorun kısmi basıncı biraz azalacak ama eski halinden gene büyük. Yani kısmi basınçla derişim grafiği arasında fark yok söylemeye çalıştım. Gene azalacak ama buradan da bunu gene artıracak. Gördüğünüz gibi dengedeki tüm maddelerin kısmi basınçları başlangıca göre bak bu da artış var. Başlangıç kısmı bura bak burada da artış var. Başlangıç kısmı bura bak burada da artış var. Orada da pek sorun yok. Sıcaklık değişmediği sürece kesinlikle ne KP ne de KC değerinin değişmeyeceğini biliyoruz. O zaman buradaki yargıların hepsi doğrudur diyoruz. Anlaşılmayan bir şey var mıdır? Gençler? Yok hocam. Emin misiniz? Bak sonra evet. A o falan demeyin. Yok hocam anladım ya. O zaman geçelim şimdi. Sayfayı değiştiriyorum. Sayfayı değiştirirken kaydediyor gibi geliyor bana. O nedenle hepsinden ikişer üçer sayfa çıkıyor ben. Şimdi gelelim dostlarım. Örnek 2'yi de siz yapın. Şöyle yapayım. Bir de düz çizmeye örneğin aslında çok güzelmiş. Ben de teknolojiyi kullanıyorum da bende çeşitlilik var. Çok güzel düz çizdim. Şöyle bir kabımız var. Bu kabın üstünde bir adet piston var. Bu piston şöyle alayım. Şöyle. Hareketli piston. Hareketli. Şimdi şurada bizim kabımızda klor gazı var. Şurada hidrojen gazı var. Şu tepkimemiz 2HCl gazı dengedeyken. Diyoruz ki sistem dengede iken. Şöyle de şuraya bir piston koyayım dostlarım. Şu şekilde. Mum musluğu olsun. Aynı sıcaklıkta kaba
Helyum gazı eklenirse. Helyum gazı eklenirse. Bir. Dengede, şöyle diyeyim, yeniden dengelenen sistemde, düşünelim de, dengede gazların mol sayıları değişmez. Mol sayıları değişmez. İki. Dengeyi oluşturan tüm gazların molar derişimi değişmemiştir. Molar derişimi değişmemiştir. 3. Sistem herhangi bir yöne doğru tepki vermez. Yargılarından hangileri doğrudur? Desem ne dersiniz? Ne diyorsunuz gençler? Buradan. Hepsi doğru hocam. Helyum gazı ekledik mi? Ekledik. Peki helyum gazı bu pistonu dışarıya doğru itekler mi? İtekler. O zaman piston ok yönünde kayar. Kısaca helyum eklenince hacim artar mı? Artar. Hacim artar. O zaman buradaki gazlara dikkat ederseniz, buradaki sürtünmez hareketli piston olduğuna göre bütün gazların toplamı yine şuradaki dış basınç neyse ona eşit olacaktır. O zaman ne olur bakın, böyle bir şey yaparsanız, hareketli pistonla şuraya getirecek olursanız, derişim olarak zaman içinde HCl vardı, klor vardı ve hidrojen gazı vardı. Biz helyum ekledik, helyum eklenince hacim arttı. Hacim artınca bu kapta bulunan maddelerin hepsinin molar derişimi de kısmi basınçları da azaldı. Ama şimdi yaptığı şuydu, PV eşittir NRT, sıcaklıkla oynayamıyordu. O zaman buradaki basıncı telafi etmek için mol sayısının, gördüğünüz gibi, girenlerin mol sayısı da 2, çıkanların mol sayısı da 2. Hacmi bu tepkimede ne yaparsan yap, azalmışsa onunla dengede kalacak. Diyelim ki üstüne çıktın, buna şahittin. Derişimler artacak, onunla dengede kalacak. Çünkü mol sayısı farklı olmadığı için ileri ya da geriye gidebilme şansını kaybediyor. Çünkü nereye giderse gitsin biliyor ki telafi edemeyecek. Çünkü burada basınç azalmışsa mol sayısını artırmalı ama artıramıyor. Giren de 2 mol, çıkan da 2 mol. Bu nedenle şuraya not olarak diyoruz ki eğer girenlerle ürünlerin gaz halde mol sayıları aynıysa basınç ve hacim değişiminin dengeye herhangi bir, gördüğünüz gibi bir tarafa doğru sürüklenmesinde, hızının değişmesinde bir etkisi olur. O zaman diyoruz ki not, girenlerle çıkanların
Mol sayıları aynı ise, mol sayıları aynı ise sistem hacim değişimine karşılık vermez. Hacim değişimine karşılık veremez. Hız olarak her iki tarafa da azalır, aynı oranda azalır. Mol olarak nereye giderse gitsin hiçbir şeyi değiştiremez. O nedenle o haliyle dengede kalır. O zaman dengedeki gazların mol sayıları değişmez çünkü herhangi bir tarafa doğru net tepki veremez. Mol sayıları farklı olaydı ya büyük olan tarafa ya küçük olan tarafa doğru hareketlenecekti. Ama giren eşit, çıkan eşitse hiçbir tepki veremediğinden mol sayılarını değiştiremez. Tüm gazların molar değişimi değişmemiştir. Bütün gazların molar değişimi gördüğünüz gibi azalmıştır. Azalmıştır. Değişmemiştir değil. Hacmi büyüttü helyum gazı. Helyum gazı hacmi büyütünce bunların molar değişiminde azalma oldu. Burada değişmemiştir değil. Molar değişimler azalmıştır olacaktır. Sistem herhangi bir yöne doğru tepki vermeyecek çünkü mol sayısında değişiklik olmadığında hacim değişimini pek de umursamıyor. O nedenle girenlerle çıkanların gaz halde molleri eşitse mol sayısı üzerinden de biz işlemleri yapsak aynı sonuca varma sebebimiz buydu. O zaman yanıt ne olacaktır dostlarım? 1 ve 3 olacaktır. Anlaşılmayan bir şey var mıdır? Yok hocam. Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Sor bir tane. Dış basınç zaten her zaman eşit olacak ya sürtünmesi piston olduğu için. O zaman zaten mol sayıları farklı olsa bile bir şey olmaz ki, tepki vermez ki. Olur. Şimdi yapar. Yani mutlaka bir tarafa doğru hareketlenir. Dengeye gelmek için çok çaba sarf eder. Burada mesela amonyak tepkimesi olaydı. Hidrojen ve azot tarafına doğru büyük bir hızla gidecekti. Çünkü hacim değişiminden dolayı hız dereceleri aynı olmadığından bir tarafa doğru daha hızlı akmaya çalışacak. Tamam hocam, teşekkür ederim. O zaman bu bir 10 dakika oynayın. Sonra devam edelim. O 2 gaz şöyle alalım. 2NO2 gaz diyelim. Musluktan kaba neon gazı eklenirse, neon gazı eklenirse, 1 sıcaklık değişmediğine göre Kp değişmez. 2 Tepkime hiçbir tepki vermez. 3 Dengede tüm maddelerin mol sayıları başlangıçla aynı olur. Başlangıç denge durumu ile aynıdır. Yargılarından hangileri doğrudur? Yargılarından hangileri doğrudur? Ne dersiniz? Yalnız bir mi hocam? Şimdi bir tanem, buraya biz neon gazı eklersek, neon nedir? Soygaz. Neon, soygaz. Hı hı. Tamam. O zaman bunların hiçbirisiyle, burada bulunan hiçbir gazla etkileşmez değil mi? Hı hı. O zaman denge gazlarıyla, dengedeki gazlarla etkileşmez. Peki gazlarla etkileşmedi ama biraz önceki sorudaki gibi, gördüğün gibi hacim değişimine de neden olmalı.
olmadı. O zaman hacim sabit olduğundan, hacim sabit, tamam. Hacim de değişmez. O zaman hacim değişmedi. Dengedeki derişimler değişmedi. Kısmi basınçlar değişmedi. Şöyle düşünüyorsunuz kuzular. Şöyle alalım. Şu şekilde. Ürün bölü giren. NO'nun karesi, NO2'nin karesi, NO'nun karesi oksijen olacaktır. Dikkat ederseniz buraya eklediğim neon gazı bu derişimlerin hiçbirisinde değişiklik yaratamadı. Evet, kaptaki toplam basıncı artırdı ama ne buradaki NO2 gazının basıncını, kısmi basıncını, ne buradaki NO gazının kısmi basıncını, ne buradaki oksijen gazının kısmi basıncını etkilemedi. Yani hem derişimler, dengeyi oluşturan maddelerin hiçbirinin, hem de kısmi basınçlar, dengeyi oluşturan maddelerin hiçbirinin değişmedi. Hiçbir değişiklik yoksa sistem ona karşı bir tepki vermez. Dolayısıyla burada gördüğünüz gibi hacim sabitse soy gaz eklemenin hiçbir anlamı yok. KPD değişmeyecektir. Sistem buna tepki veremeyecektir. Çünkü basınçları değişmedi kısmi olarak. Çünkü molar derişimleri değişmedi. Bir önceki soru da burada hacim değişiminden dolayı molar derişimlere etki etmişti. Tüm maddenin mol sayıları başlangıçta neyse olduğu gibi kalacak. İleri geri hız gene olduğu gibi devam edecektir. O zaman burada hepsi doğrudur diyoruz. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok hocam, ben anladım. Dilara? Şunun belası Dilara. Sen neredesin? Rüzgar yok mu bugün? Buradayım hocam. Anladın mı? Evet hocam. O zaman anladıysan bu soruyu sen çözeceksin. Çünkü yoksa olay çıkar. Yok hocam, ondan ben sonra, kimseyim. Ondan sonra da biz artık asit bazlara doğru geçelim. Örnek 2. Şöyle bir basit örnek yapayım ben size. Bunu iyi düşünün. Hepsini bir daha tekrar ederek geçelim. Şöyle kocaman bir kabalayım ama şuraya bir musluk koyayım. Şurası. Bu kabın orta kısmında şöyle ve şöyle sürtünmesiz hareketli piston var. Sürtünmesiz piston. Şu zımbırtı bu. Şurası kabın birinci bölmesi. Şurası girdiği yere bir diyelim. Şu olsun. Burada şu kısımda, şu kısımda ne olsun? 2 karbon monoksit artı oksijen gazı eşittir. Şöyle karbondioksit gazı dengedeyken şu kısımda ise amonyak şöyle aldık, parçalanıyor, N2 gazı ve hidrojen gazı dengesi var. Şu şekilde. Pistonla kapatılmış. Diyoruz ki, bunun da sıcaklığı T santigrat derece, bunun da sıcaklığı T santigrat derece. Her iki bölmedeki, her iki bölmedeki tepkimeler dengede iken musluktan helyum gazı eklenirse bir, yine şuraya T sabit diyeyim de sıcaklık arttı azalma düşünmeyin. Bir, dengede NH3
mol sayısı azalır. 2. Yeni dengede birinci kaptaki gazların mol sayısı artar. Mol sayısı artar. 3. İkinci kapta dengelenmek isteyen sistemde tepkime ileri yönde gider. 4. İkinci kapta tüm maddelerin kısmi basınçları artar. Yargılarından hangileri doğrudur? Özellikle size işlem yaptırmaktan kaçınıyorum çünkü işlemler artık yok üniversite sınavlarında. Ama gene de bir iki örnek yapalım. Belki sınava girerse, yazılılara girerseniz. Hadi bakalım. Düşünün bakayım. Buradan bir selyum gazı eklersek ne olur? Ne olur? Erdem ne olur? Ne dersin? Pistonu yukarıya doğru iter mi? İter mi? Arkadaşlar sesim mi kesildi? Yok hocam. Hayır hocam, var. Sesiniz var. Niye seslenmiyorsunuz? Buradan o zaman birinci kaptaki dikkat ederseniz birinci denge konumunda. Şurası birinci dengede. Şuraya diyelim ki derişim. Şuraya da diyelim ki zaman. Hepsi dengedeyken masum ileriye doğru, geriye doğru güzel güzel gidip geliyorken şuraya şöyle NH3 diyeyim, şuraya da şöyle azot diyeyim. Yaptığımız işlem helyum ekledim. Helyum eklenince gördüğünüz gibi hacim arttı. Hacim artınca burada gördüğünüz gibi şuradaki maddelerin derişimleri azaldı. Derişimler azalınca kısmi basınçlarda da azalma oldu. Kısmi basınçlar azalınca sistem mol sayısı fazla olan tarafa doğru bir hareketlenme yapmayacak mıdır? O zaman burada mol sayısı fazla olan taraf hidrojen tarafı olduğuna göre o zaman hidrojeni biraz artırma yolunu tercih eder. Hidrojeni artırayım derken azotu da artırır. Ama amonya yine de biraz daha azaltarak bak hepsinin denge derişimleri düşer. Ama mol sayısı açısından ele alırsak, şuraya mol dersek, gördüğünüz gibi hidrojenin molü. Bak hidrojen, tam tersini mi çizdik ya? Hidrojen yerine amonyak çizmişim, özür. Şurayı da yok ettim. Gördüğünüz gibi tepkime ne tarafa doğru gitti? İleriye doğru gitti. İleri doğru gidince şu hidrojenmiş. Hidrojeni biraz azaldı. Azaldıktan sonra biraz telafi etme yoluna gitti. Amonya da daha çok azalttı.
O zaman hidrojen mol sayısı, dikkat ederseniz sistem bu tarafa doğru geldiğine göre azot ve hidrojenin mol sayısında bir artış yaratır yeni denge için. Şuraya da NH3 demişiz. Aynı sırayla yazayım diye söylüyorum. Şurada azot. Bak, azotun mol sayısı da artacak. Çünkü bu tarafa doğru gidiyor. Eğer bu 2A kadar azalırsa, bu A kadar artarken bu da 3A kadar artacaktır. Ve ne tarafa gitti? Ürünleri. O zaman amonyak mol sayısında da bir azalmaya neden olacaktır. O zaman dengede amonyağın mol sayısı azalacaktır. Birinci kaptaki gazların mol sayısı artar. Dikkat ederseniz belli bir mol sayısı vardı. Tepkime ileriye doğru gitti. Gördüğünüz gibi azalan 2A kadar ama artan azot ve hidrojenin toplam artışı 4A kadar. Gördüğünüz gibi mol sayılarında net bir artış bekleriz. Toplam mol sayısında. İkinci kapta, o zaman ikinci kapta oranın tam tersi durum oldu. Hacim burada küçüldü. Hacim burada küçülünce sistem de kendini küçültmek için mol sayısı az olan yöne gitti. Başka bir deyişle, hacim küçülünce basınç arttı. Artan basıncı ancak mol sayısı az olan tarafa giderek telafi etti ki ikinci kapta sistem ileri yöne doğru giderek dengeye gelmek zorunda kalacaktır. Çünkü hacim küçüldü. O zaman ikinci kap için düşünürsek şöyle yine şuraya derişim diyelim, şuraya da zaman diyelim, şuraya karbon monoksit diyelim, şuraya oksijen diyelim. Şuraya da karbondioksit diyelim. Bu kez hacmi küçülttük. Hacmi küçülünce basınç arttı. Hacmi küçültünce molar derişimlerin hepsi arttı. Bu da arttı. Bu da arttı. Bu da arttı. Sistem ne yaptı? Artan basıncı azaltmak için ya da o hacme sığmak için mol sayısı az olan yöne gitti. Mol sayısı az olan yönlere karbondioksit. O zaman birazcık karbondioksit oluşturdu. O zaman oksijen ve karbon monoksitten azalttı ama derişim olarak yine hepsi başlangıçtan fazla oldu. O zaman ikinci kapta tüm maddelerin kısmi basınçları artacaktır. Doğru bir yargı. Çünkü derişimler artmışsa o da artacaktır. Anlaşılmayan bir şey var mıdır? Yok hocam. Emin misiniz? Evet, ben anladım. O zaman son bir soru da siz yapın. Ondan sonra katalitere de bakalım. Yeni konuya geçelim. Ya burada dokunçtan yazıyor. Soru şu. Son bir örnek yapalım. Ondan sonra ben size sayfa açayım, oradan biraz tekrar edeyim. Örnek 2. Örnek 2 şu. 2 azot monooksit gaz, oksijen gaz, şöyle getirelim, azot dioksit gaz. Tepkimesi sabit sıcaklıkta dengede iken hacmi yarıya indiriliyor. Buna göre 1. NO2 gazının oluşma hızı artar. 2. NO'nun yeni dengede mol sayısı azalırken derişimi artar. 3. Kc değeri değişmez. Yargılarından hangileri doğrudur?
desek. Ne dersiniz? Hocam bence hepsi doğru. Hepsi doğru hocam bence de. Niye? Açıklayayım. Ben katılıyorum. O zaman son bir tane daha. Ondan sonra bir tane de problem çözelim. Dediğim gibi her ihtimale karşı bulunsun. Zaten gelecek yıl bunları büyük bir olasılıkla tekrar ederek başlarız. Doğrudan doğruya organize girmeyiz herhalde. Şimdi şuraya bakalım. Şuraya derişim diyelim. Molarite. Şuraya da tım ediyoruz. O zaman demek. İngilizce bilmeyenler için ya söyledim. Şuraya getirdik. Bu dengedeyken azot monoksitin de oksijenin de azot dioksitin de derişimleri sabitti. Sistem dengede idi. Yaptığım kabın hacmi yarıya indiriliyor. Hacim azaltılır. Hacim azalınca molar derişimler artar. Buradaki toplam basınç, bütün maddelerin kısmi basınçları artar. Molarite de artar, basınç da artar. Ama bu kapta bulunan hepsinin birden zaten hacimle oynayınca ya artar ya azalır. Ama sistemin yapacağı bir tek şey vardır. Sıcaklığı değiştirmedim. Hacmi de getirip bir yere sabitledim. O zaman artan basıncı azaltmasının bir tek yolu var. Mol sayısını azaltmaktan geçer. Mol sayısı az olan, gördüğünüz gibi az olan ürünlere doğru bir hareketlenme görürüz. Ürünlere yürür. Hız açısından düşünürsek, ileriye doğru olan hız k çarpı, bak, NO'nun karesi oksijen. Ama geriye doğru olan hız da K çarpı NO2'nin karesidir. Hacmi yarıya indirmek demek, NO'nun derişimini de iki katına çıkarmak, oksijenin derişimini de iki katına çıkarmak. Bak hızı 8 katına çıkarıyoruz ileriye doğru. Geriye doğru bunların derişimi de iki katına çıktığına göre 4 katına çıktığını görüyoruz. O zaman hem NO gazının oluşma hızı artacak, gördüğünüz gibi hem ileri hem geri hız artacak ama ileriye doğru olan hız 8 birim artarken geriye doğru olan hız tam tersi mi yaptık? Evet, doğru yaptık. O zaman 4 birim arttığı için bu tepkime ileriye doğru gidiyor gözükecek değil mi? 4 birim sanki ileri doğru gidiyor. O zaman NO gazının oluşma hızının artacağını zaten söyledik. O zaman ne tarafa doğru gitti? Ürünlere. Üründe kim var? NO2. O zaman NO2 derişimini biraz daha artıracak. Çünkü buradan 2A kadar azaltırsa, buradan A kadar azaltırsa, bundan 2A kadar oluşturacaktır. O zaman gördüğünüz gibi burada NO2 derişimi artarken oksijen artan derişimi biraz azaltacak. NO da artan derişimi ileri doğru gittiği için biraz azaltacak. Ona o zaman yeni dengede mol sayısı azalırken NO'nun evet mol sayısı azalıyor çünkü ileri doğru gidiyor. Ama hacim daha fazla azaldığı için derişiminde bir artış görüyoruz. KC zaten sıcaklık değişmediği sürece değişmeyeceğini herkes bilir. Tamam mı? Evet. O zaman son bir örnek hacimle ilgili yeter ya. Hepsini düşünün diye uğraşıyorum ama bunun sonu yok ki. 1 milyon tane türü var. O zaman sıra sizde yine. Aynı tepkimeyi alayım, uydurayım ben size. Azot, monoksit gaz, oksijen gaz, şöyle azot, dioksit gaz. Tepkimesi 2 litrelik kapta, 2 litrelik kapta dengede iken 1 mol NO, 2 mol O2 ve
2 mol NO2 gazları vardır. Gazları vardır. Bunlarla dengede, dikkat edin. Aynı sıcaklıkta. Aynı sıcaklıkta. Dengede. Aynı sıcaklıkta, bir daha söylüyorum, dengede. NO2 gazının mol sayısı 1,5 yapabilmek için kabın son hacmi kaç litre olmalıdır? Kabın son hacmi kaç litre yapılmalıdır diyelim. Kendine gitmedi. Noktalı yok. Buyurun. Sizi bekliyorum dostlarım. Önce denge sabitini bulun. Şöyle, yeni şöyle dengedeydi. Dikkat edin. Dengede. Ne var? 2 litrelik kapta 1 mol bu zımbırtı var. 2 mol bu oksijenden var. 2 mol de NO2 var. O zaman denge sabitini çok rahat bulabilirim. Şöyle getirelim. Ne olacaktır? NO2'nin karesi, başka bir şey yok. Giren NO'nun karesi çarpı oksijenin derişimi. Mol sayısı, ürünümüz 2. Kabın hacmi de 2 olduğu için hacme bölerek koyacağız. Molar derişimi koyabiliriz. Geçtik. NO'nun derişimi ne kadar? 1 mol bakın. O zaman bu çarpı 2 çarpı şöyle karesini alacağımız için iki kere yazdım. Bu da 1/2 çarpı 1/2 çarpı oksijenin 2 mol olduğunu görüyorsunuz. Kabın hacmine de bölersem bu. Şuradaki ikiler ne oluyor? Hacim başlangıçta 2 litre olduğu için bu oluyor. O zaman buradan yola çıkacak olursak şöyle bu gitti, bu gitti, bu gitti, bir şunla şunu gitti, bir 4 olduğunu görürsünüz. Denge sabiti 4'müş. İyi. Şimdi ne yapıyoruz? Bir etki yapacağız. İkincisi, sistem buna bir tepki verecek. Ve sistem yeniden dengelenecek. Amacım, soruyu okuduğumda, yeni dengede NO2 gazının gördüğünüz gibi mol sayısı 1,5 olsun. O zaman şuraya gel, NO2 gazının mol sayısının 1,5 mol olmasını sağlamalıyım. O zaman bu tepkimeyi ben geri yönde götürmeliyim. Geri yönde götürebilmek için bak, sistem mol sayısı fazla olan tarafa gittiğine göre yaptığım etki kabın hacmini artırmak olmalı. Kabın hacmini artırmak. Yaptığımız etki bu olmuş. Biz kabın hacmini artırınca basınç azalmış. Sistemde basıncı artırmak için mol sayısı fazla olan yere hurra gitmiş. O zaman bu durumda sistem bir tepki vermiş. Ben kabın hacmini artırınca gördüğün gibi mol sayısı fazla olan tarafa giderken bundan 0,5 azaltmış. Çünkü 2 idi başlangıç dengesinde. Şimdi 1,5. O zaman bu gördüğün gibi buradan 0,2'ye 0,5 azalmışsa 0,25 artıyor olmalıdır.
O zaman bu da 2, bu da 2. O zaman NO2'den 0,5 azalmışsa buradan gördüğünüz gibi 0,5 artıyor olmalıdır. O zaman burası 1,5 mole çıkar. O zaman burası da 1,75, pardon, nereden 1,75? 2,25'e 2 vardı. 0,25'te arttı. 2,25 mole çıkar. Son durumdaki hacme V diyeyim. O zaman dengedeki derişim ne olur? 1,5 bölü V. Bilmiyorum ya. 2,25 bölü V. 1,5 bölü V olur. O zaman buradan denge sabitimiz şöyle ürün bölü girenden 1,5 bölü V. 1,5 bölü V. Çünkü bunun karesi, gördük mü dostum? O zaman öbür tarafa geçtim. 1,5 bölü V. 1,5 bölü V. Bak burada karesi olduğu için böyle yazdım. Ama şuraya bir de girenlere gelip diyeceğim ki kuzular, 2,25 bölü V. Bu sayısal değer. Denge sabitinin sayısal değeri sıcaklık aynı olduğu sürece değişmeyecektir. Hop bidi olur. Bu da buradan zıplar. Kaç çıkar buradaki V değeri dostlarım? 9 litreye çıkartmışız demektir. Kabın hacmini 9 litreye yaparsak dengedeki NO2'nin mol sayısı 1,5'a düşermiş. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Olmalıdır. Olmalıdır. Yani problemler gördüğünüz gibi çok uzun. Pek karşınıza çıkmıyor ama çok iyi algılamanız, çok iyi yorumluyor olmanız gerekir. Yoksa olmaz. Tamam mı buraya kadar? Gençler? Evet hocam. O zaman son bir etkimiz var. Onu da yazalım. Hiçbir fonksiyonu yok. Unutmayın. Katalizörün dengeye hiçbir etkisi yok. Katalizör sadece ileri ve geri hızları artırır. Ne denge derişimine etki eder, ne dengenin sabitine etki eder. Hiçbir anlamı yok ama sorularda sizi kandırıyorlar diye ona kısaca bakmamızda fayda var. Katalizör. Katalizör. Diyoruz ki dengedeki bir sisteme katalizör eklenirse, denge derişimleri, denge sabiti ki derken burada KC olsun, KP olsun, K olsun, KB olsun, KÇÇ olsun, bütün denge sabitleri denge durumuna, hiçbir etkisi yok. Sadece ileri ve geri tepkimeleri aynı oranda hızlandırır. Sistemin, eğer sistem dengede değilse, dengeye daha çabuk varılmasını sağlar. Anlaşılmayan bir şey var mıdır? Bu kadar. Bir daha söylüyorum. Katalizörün dengede hiçbir şeye dokunmadığını bilerek çözün. Anlaşıldı mı?
Anlaşıldı hocam. Emin misiniz? Eminiz inşallah. Evet hocam. Hadi bakalım. O zaman şimdi ben şuradan size yeni bir şey paylaşayım. Şuradan nasıl paylaşıyorduk? Şuraya basıyorduk herhalde. O zaman screen diyorduk galiba. Şuraya getirdik. Şu nedir? Burada şu mudur? Paylaşayım değilse geri gidelim. Bu değil tabii ki. Şuradan. Bunu bulamadım lan anlıyorsunuz. Şu mudur acaba? Hadi bakayım şimdi şunun grafiğini çiziktirin dostlarım. Böyle bugün şöyle bir üzerinden şöyle tekrar ederek gidiverin. Sizi bekliyorum. Siz çizin. Ben çizdiğim zaman doğru mu yapmışsınız, yanlış mı yapmışsınız kontrolünü yapın. Şurada işte bu derişim artar, bu azalır gibi de yorumlarınızı yapın. Yaptığımız işlemi görüyorsunuz. Bir miktar oksijen gazı ilave edin bakayım. Ne olur? Hocam NO azalır bence. Önce oksijen ekledik ya. Önce buraya şöyle bir güzel yapıştıralım. Bu artar. Tamam. Güzel. Peki ne ekledim? Giren mi, ürün mü? Giren. O zaman sistem ben ne yaparsam tersini yaparak Le Chatelier ilkesine göre bunu azaltmalı mı? Evet. Bunu azaltmak için ne yapacak? NO ile eklediğim oksijenin bir kısmını tepkimeye sokacak. O zaman oksijeni birazcık azaltırken NO da mecburen oksijenle reaksiyona girdiği için azalacak. Ürünlere doğru gittiği için de NO2 derişiminde bir artış olacaktır. O zaman son durumda dikkat ederseniz NO'nun derişimi başlangıç konumuna göre azalmış. Oksijenin derişimi artan kısım üzerinden biraz azalmış. Kısaca bu kârdan zarar etmiş ama yine de kârı var. Bak yine de fazla. Oksijen derişimi artmış. NO2 derişimi de gördüğünüz gibi NO2 derişiminde de bir artma olmuş. Peki KC ve KP değeri ne olur? Sıcaklık değişmediği sürece sabit olarak kalır. Peki burada diyelim ki bu tepkimede delta H büyük 0. Bana şunu söyleyin. NO2 yani azot dioksit gazının verimini artıracak yöntemler söyleyin. Ne yapabilirim NO2? Sıcaklığı artırayım azaltayım mı? Arttırırsak olur. Çünkü? Endotermik yani. Ben ısıtırsam sistem onu yok etmek için ürünlere gider. Ürünler tarafında da NO2 vardır. O zaman burada daha fazla NO2 elde etmek için sürekli ısıtarak tepkimeyi halledeceğiz. Biraz önce gördük. Oksijen ekledik. Olur. NO ekledik. O da olur. Peki kabın hacmini büyüttüğü mü küçülttüğü mü? NO2'yi daha fazla elde edebilmek için. Küçültelim mol hocam. Kaç mol girer? 3. Çıkar? 2. O zaman hacmi küçülteyim ki hacmi küçük olan tarafa kaysın. Yani hacmi küçültürsem mesela şöyle düşünün, sizi zorla bir tavuk kümesi gibi bir yere sokmaya çalışıyorlar. Kendini böyle aşağı doğru bükerek oraya sığmaya çalışmaz mısın? Hacmini küçültmeye çalışırsın oraya sığmak için. Sistemde hacim küçülünce hacmi küçük olan. Tersten düşünürsek hacim küçülürse basınç artar. Artan basıncı azaltmak için tek enstrümanı var. Mol sayısını azaltmaktan geçer. O zaman mol sayısı az olan tarafa gider. Diye de düşünebiliriz. Oldu mu gençler?
Oldu. Alo hocam. Oldu mu? İyi. O zaman şöyle bunu temizleyeyim. Şu soruyu da siz yapın bakayım. Hocam bir şey sorabilir miyim? Bir sor tabii. Şimdi o iki eklediğimizde derişimi grafikte dik bir artış olarak gösterdik. Ama evet, NO gazını uzaklaştırdığımızda dik bir azalış olmadı. Uzaklaştırmadık NO gazını. Uzaklaştırmışsan da direkt böyle aşağı doğru çiziversin lütfen. Tamam hocam. Biraz zaman geçiyor desen de yanlış olmaz. Ani yapacak. Soruda demiş ya NO2 uzaklaştıralım diye. Ben oraya takıldım. Evet. Oksijen uzaklaştıralım diyor kuzucuğum. Oksijen ilave ettim ama ötekini çizme gereği duymadım artık onu yaparsınız diye. Ha ayrı ayrı grafikler tamam. Ayrı ayrı olmaz. Ben de diyorum ne oldu? Ha, şimdi sen bunu düşün bakayım. Hadi bakayım George. Hadi bakayım kuzucuğum. Dengedeyken bu hangileri eklenirse denge ürünlere net bir değişim gösterir. Klor eklesek ne olur? Ürünlere kayar hocam. Ürünlere doğru kayar. O zaman ürünlere doğru gitti. Tamam. Amacım da zaten ürünlere doğru götürmek, ürün verimini artırmak. Onu, yalnız iki mi hocam? Ne? Yalnız iki mi? Ha, ürünler de artırmak hocam. Ürünler de. Bir de doğru ya. Ürünler demiş hocam, pardon ben girenlere okudum. Ürünler yönüne gitsin istiyorum. Peki, şimdi HCL eklesem kuzum. HCL eklersem ne ekledim? Ürün. Sistem ne yapıyor? Ben ne yaparsam tersini yapıyor. Le Chatelier prensibine göre. O zaman hemen burada oksijenle eklediğim HCL'leri tepkimeye sokarak geriye doğru gidiyor. O zaman bu olmadı. Ürünlere doğru götüremedik. Su eklersek. Gaz halde. Gaz halde suyu eklediğim zaman suyun derişimi artınca sistem artan suyu azaltmak için ileriye doğru gidip HCl miktarını artırıyor. O zaman bunun doğru yanıtı 1 ve 3 olmalıdır diyoruz. Anlaşılan bir şey var mı? Yani çok basit gördüğünüz gibi. Ya. Armağan hiç sesin çıkmıyor dostum. Bu artık eklemeyelim bunları. Buradayım hocam. O zaman şunu çözüktür bakayım dostum. Şu. Sığmıyor ki seçeneklerin hepsi. Neyse. Hadi bakayım. Gördüğünüz gibi burada 1 litre kapalı hacimde şuradaki gazımız dengedeymiş. Renk değiştireyim, bu renk çok kötü. Karbon monoksit gazı varmış. Herkes kendi oynasın bunu dostum. Klor gazı varmış. Dengelenmiş. Fosgen gazı çıkmış. Bu fosgen gazı çok tehlikeli, sinir sistemini yaklaşık yarım dakika içinde yok eder. Kurtuluşun tek yolu da herhangi bir şeye işeyip burnuna tutmakla bunu yok edebiliyorsun. Bu kimyasal bir silahtır aynı zamanda. Şimdi dengedeki sisteme aynı sıcaklıkta bir miktar fosgen ilave edelim diyor. Dikkat ederseniz 1 litre kapalı kapta gazları dengedeymiş. Dengedeyse hemen şuraya denge diyelim. Ne kadarmış? Bu da 0,02 mol. Bu da 0,02. Bu da 0,02. Kabın hacmi de 1 litre olduğuna göre hepsi bu kadar molarmış. İyi. O zaman denge sabiti ne olacaktır? Denge sabitini yazarsak 0,02 ürün bölü 0,02 giren 0,02 bir de giren var. Böyle alırsak burası 50 olarak karşımıza çıkar. Gördüğünüz gibi sistemin derişimler cinsinden denge sabitinin sayısal değeri 50'ymiş.
Şimdi ne yapıyoruz? Bir etki yapıyoruz. Etki ne? Aynı sıcaklıkta bir miktar fosgen eklemek. Fosgen ne? Fosgen ürün. O zaman fosgen ürünse girenlere doğru kaymayacak mıdır? Girenlere doğru kaydığın zaman karbon monoksit derişimi 0,02 iken bu tarafa doğru geliyorsa biraz artmayacak mıdır? Artacaktır. O zaman fosgen derişimi, biliyorsunuz herhangi bir maddeyi eklediğinizde, işte bu CO, CL2 ekledik. Sistem onu biraz azaltıyor ama başlangıçtan yine fazla oluyor. O zaman fosgen derişimi 0,02 molardan azdır diyemem. Çünkü eklediğim kısmın bir miktarını yok ediyor ama yine de başlangıç derişiminden büyük oluyor. Karbon monoksit ve klor derişimlerde artış aynıdır çünkü bunun mol sayısı da karbon monoksitin mol sayısı aynı olduğuna göre işte buradan A kadar azalırsa buradan A kadar artar, buradan da A kadar artar. Gördüğünüz gibi eşit oluyor. Artış miktarı aynı oluyor. O zaman şöyle birazcık kaydırırsak öbür şık ne diyormuş bakmış oluruz. İleri ve geri yöndeki tepkime hızlar artar. Çünkü tabii ki bir daha çizeyim onu size. Şöyle şuradan bakın. İleriye ve geriye doğru olan hızlar birbirine eşitti. Şimdi ne yaptım? Fosgeni ekledim. Fosgen ekleyince geriye doğru olan hızı artırdım. Çünkü bunu ekleyince tepkime geri gitti. Bu hemen daha fazla girenler oluşturmaya başlayınca bu azalmaya başladığı anda klor ve karbon monoksit artışı gördüğün gibi bak hem ileri hem geri hızlar başlangıçtan kesinlikle daha büyük olacağı açıktır. Anlaşılmayan bir şey var mıdır? Gençler? Yok hocam. İyi. O zaman bir tane daha çözelim. Ve şuradan. Bunlara gerek yok. Şunu bir toparlayın. Hadi bakayım. Şu madde. Tekrarlamış olalım. Karbon dioksit ilave edelim diyor. Karbon dioksit ilave edersen tepkime geriye doğru gelir. Gördüğünüz gibi bunun denge sabiti sadece ve sadece karbon dioksitin derişimine bağlıdır. Karbon dioksit derişimi şöyle. O zaman bunun denge sabiti Kc sadece karbondioksit derişimine bağlı. Kp ise sadece karbondioksit kısmi basıncına bağlı. Denge sabitini değiştiren faktör sadece sıcaklık. O zaman ben buraya ne kadar eklersem ekleyeyim, bu kesinlikle başlangıç değerine kadar düşmek zorundadır. Çünkü karbondioksitin derişimi artar ya da azalırsa denge sabiti artar ya da azalır. Onu da kesinlikle sıcaklık dışında hiçbir şey yapamıyor. Burada denge sabiti sadece tek bir maddenin derişimine bağlı olduğu için eski haline yeniden getirmek zorunda. Diğerleri katı olduğu için onların aktiflik katsayısını bir aldığımız için onlar dengeye etki etmiyor. O zaman karbondioksit ekleyince karbondioksitin mol sayısı eski haline geri geldiğine göre sabit kalıyor. Ama eklediğim karbondioksit kalsiyum oksitle tepkimeye girip harcandığı için kalsiyum oksit gördüğünüz gibi mol sayısında bir azalma oluyor. Bunların ikisi kalsiyum karbonata dönüştüğü için mol sayısı olarak kalsiyum karbonatın artıyor.
Ama katıların derişimi yok. O değişmez. Bu da katı, derişimi yok. Değişmez. Gazın değişir ama o da eski haline geri geldiği için gene değişmez diyor. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. O zaman siz güzel güzel bunları oynayın. Ben size bulabilirsem şimdi bir denge şeyi de atarım. Çalışma zımbırtısı. Onları siz yapın. Daha önce hiç dengeden bir şey attın mıydı ben size? Atmadınız hocam. Hiç. Hayır, yani test atmadınız. Sadece kendi notlarınız vardı, onları atmıştınız. O zaman ben size test atayım. Tamam. İyi akşamlar hocam. Hadi iyi akşamlar gençler. İyi dersler. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar.